konuşmamda size reaktif paternden biraz bahsedeceğim. Java tarafında RxJava'dan biraz bahsedeceğim. Günün sonunda buradaki herkesin kazanmasını istediğim şey, hangi sorunlar için reaktif patern uygulaması, uygulamanın doğru olabileceği, nelerde düzgün kullanabileceğimiz. En azından bunun bilincini alıp reaktif paternin neler getirdiğini, nelerde kullanabileceğimizi görmek istiyorum. Herkesin buna hakim olmasını bu konuşmanın sonunda bekliyorum. Reaktif patern son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Bu da işte ilk başta aslında Android'de çokça kullanılıyor. Android yazan arkadaşlarımız zaten duymuştur diye tahmin ediyorum. Sunucu tarafında da, Java tarafında da son zamanlarda microservice'ler, asynchronous, callback'ler bunları ses atmaya başladıkça reaktif patternin de önemi artmaya başladı. Biraz kendimden bahsedeyim. Mesut Gürle ben. Kendimi Extreme Program olarak tanımlıyorum. Extreme Programming pratiklerini uygulamayı seviyorum. Yeni teknolojileri kullanmayı, bunlarla kaliteli, güzel işler yapmayı seviyorum. Açık kaynak hayranıyım. Açık kaynağın destekçilerinden biriyim. Elimden geldiğince işte Debian'dan tutun, PacketFence'dan, OpenMola kadar birçok dağıtma ve birçok açık kaynak projeye destek verdim. Vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda bir doktor öğrencisiyim. Kısmi zamanlı diyeyim. DevOps Türkiye ve İstanbul Coders gibi iki tane komünitemiz var yine İstanbul'da faaliyet gösteren. İstanbul Coders her hafta etkinliği yapıyor. DevOps Türkiye ise ayda bir etkinlik yapıyor. Her iki grubun da kurucularından biriyim. İstanbul Coders'ı ilk başta Türkiye'deki bir hacker kültürünü oluşturmak için oluşturmuştuk. Devamında da bunda DevOps, Türkiye'deki DevOps bilgisinin eksikliğini gördüğümüz için DevOps Turkey komitemizle devam ediyoruz. Her yıl DevOps Days diye bir konferansımız da var. Takip ederseniz sevinirim. Her ikisi de Meetup'ta var. Hoş geldiniz. LKD'nin 793 numaralı üyesi LKD'den Linux kullanıcı derdinden birileri varsa hangi şeyi ifade edebilir. Mesutcan kullanıcılarını kullanıyorum genelde. Sosyal ortamlarda, Gmail'de, Facebook'ta, LinkedIn'de. Jedi felsefesini seviyorum. Aynı zamanda Star Wars hayranıyım. Onu da paylaşmak istedim. Bugünkü takvimimiz şöyle olacak bu konuşmada. Önce biraz temellerden başlayacağız. Neler var? Elimizde ne var? Ondan sonra Java şu an bize bunları, bu sorunları çözmek için neler sağlıyor? Biraz bunlara bakacağız. Java'nın da kendi içinde bazı çözümleri var. Bazılarını kullansak da, bazılarını kullanmasak da. RxJava da bize neler getiriyor? Biraz onlardan bahsedip en sonunda sorularımızı alıp bu konuşmayı toparlamaya çalışacağım. Reaktif programlamadan bahsetmeden önce bu slide'ı koymak gerekiyor biraz. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum zaten, düşünüyorum. İşte concurrency ile paralel programlamanın farkını çok basitçe sadece hatırlatmak istedim. Zaten herkesin bildiğini düşünüyorum. Reaktif programlamada reaktif sistemler oluşturmak için başladığımız bir programlama paradigması aslında kullandığımız. Burada reaktif bir dünyada işte sadece bir network çağrısı yaptığımızda, bir resource'u gittiğimizde ya da bir I.O. beklerken, bir sorgu beklerken normalde işlemimizin durmaması, diğer işlemlerin devam etmesini, thread'imizi bloklamamayı genelde öngörüyor. Bu şekilde de işte işlemciyi, kaynaklarımızı çok daha efektif kullanıp daha çok kullanıcıya hizmet verebilir hale gelmemizi imkan sağlıyor. Her bir kaynağa gittiğimizde, database'e git ettiğimizde, bir servise, bir RESTful servise ya da bir I.O. kaynağından bir şey istediğimizde aslında kendi isteği karşılayan thread'imiz orada çoğunlukla imperatif programlama yapıyorsak, declarative programlama yapıyorsak pardon, çoğunlukla thread'imiz orada bloklanıyor ve o kaynaktan o sorgumuzun, o ihtiyacımızın gelmesini bekliyor. Bu da o sürede herhangi bir iş yapamamasına o thread'in, o kaynağın başka bir hizmet verememesine neden oluyor.
Bu da kaynakların çok efektif kullanılmadığını gösteriyor aslında. Ben bunu işte son zamanlarda sık çarpmaya başlayan NAMBU'dakini IO terimi de biraz bunu optimize etmeye yönelik çözümlerden. Reaktif programlamanın birkaç çeşidi var. Bunu sadece şöyle RxJava ile yapabiliriz diye bir şey yok. İşte Akka ile yani kabul edilen bir çözüm var. Güzel, iyi çalışan. Reactive Extensions diye bir şey var bir de. Reactive Extensions da aslında ilk başta C# tarafında, Microsoft tarafından geliştirilen, daha sonra da Java'ya ve birçok dile uyarlanan bir paradigma, bir kütüphane. Bunun Java için olanı da RxJava. Reactive Extensions'ın vaat ettiği şey ise, ben size reaktif programlama ile ilgili işinizi kolaylaştırmak için gerekli kütüphaneleri sağlayabilirim. Bir de functional programlama ile ilgili size destek sağlayabilirim. Bir de functional reactive programming diye bir şey var. Bugünün konusu olmayacak. O biraz daha farklı bir konu. Reactive programlama nerede kullanabiliyoruz? Biraz buna bakalım. Nerede ihtiyacımız var aslında? Böyle devam edelim. Reactive programlamayı en uygun nelerde kullanabiliriz? Biraz bunları toparlamaya çalıştım. Kendi yazdığımız servisin dışına çıktığımız her yerde bu bir side effect olabilir, herhangi bir şey olabilir. Söylediğimiz gibi yani bir resmi kaynak olabilir ya da İşte disk IOS olabilir, database olabilir, cache olabilir, queue olabilir, herhangi bir yere çıktığımız uygulamamızdan bir dış bir sistem çağrısı yapıyoruz ve aslında burada daha çok kaynağımı, işlemcimi boşta bekletiyorum. O thread'imi blokluyorum. Her thread'imde bir sisteme maliyeti var. Çok yoğun mesaj tüketen sistemlerde, sürekli mesajların birbirine iletildiği sistemlerde reaktif programlamanın verimli olduğunu genelde görüyoruz. İşte spreadsheet demişiz. Biz de asynchron programlamanın daha çok Java tarafından şeylere alışkınızdır. JavaScript'te de asynchron çağrılar, callback'ler. İşte bu butona basıldığında şunları yap. Şu olduğunda şu metodunu çağır gibi yaklaşımlar. Bunları biraz inceleyeceğiz. Bunların biraz artılarının eksilerinden bakacağız. RxJava burada neden var, böyle bir şeyler varken diye inceleyeceğiz. Reactive programlamada her şey bir string. İyi de Java 8'de string var. RxJava öncelikle Java 6 ve üstünü destekliyor. Java 6 Plus diye geçiyor destekledi. Yani Java'ya string gelmeden önce RxJava bunları destekliyordu, bu yapıları. İşte şeyleri vardı, Go'da listenable future'lar falan vardı. Farklı yapılar zaten JVM'de koşuyordu. RxJava da burada bir çözüm getirdi. Biraz bakalım Java'nın stream'inde neler var diye. Evet, çözümünü çok kaybettim. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Çok önemli bir kod değil ama. Şimdi burada bir Java 8 stream'imiz var. Ben böyle işte Java'nın iç kodlarına girmeyi seviyorum. Bu stream ne? Ne yapıyor? Bir bakalım. Neymiş? Bu bir public interface'miş bu stream. Base stream diye bir şey extend ediyormuş. Tamam. Base stream ne? Bu da bir interface. İki tane generic tipi var. Aynı zamanda da Autoclosable diye bir interface eksen ediyor. Şöyle biraz aşağıya indiğimde bizim eskiden beri alışkın olduğumuz bir kavramı görüyoruz burada. Iterator. Stream'in içinde de aslında bir iterator var. Biz bu iteratorı Java'nın ilk çıktığı zamanlardan, listelerden hepsinden alışkınız zaten. Bunu biliyoruz. Gittiğimizde bu iteratora da gittiğimizde bizim önceden beri bildiğimiz İterator.
Yani bu string altında bir iteratör yapıyor aslında. Bu iterator, yatan iterator ne? Bu da bloklanan çağrılar üretiyor. Asynchron çağrılar üretmiyor. Stream tamam var, çok güzel işliyorum ama bunu asynchron, o bir oda presetini asynchron bir şekilde işleyemiyorum. Bir de Java işte 5'te önce duyurulan bir future kavramı vardı. Ne yapıyordum ben future'da? Bir şey istediğim zaman bir metottan, bir kaynaktan bunu defer ediyordum. Daha sonra kullanacağım zaman asıl o değeri istiyordum. Bunun ne şeyi var, ne dezavantajı var? Future'da ben tamam defer ettim çağrımı, bir de rest çağrımı defer ettim. Aşağıda ihtiyacım olduğu zaman da get deyip future'dan alıyorum. Güzel gibi duruyor ama future.get çağrısı da yine bloklayan bir çağrı. Future.get dediğinde de bir future'da bir kaynaktan bir şey isteyip altında future.get dediğinde o da thread'imi blokluyor. Bunu çözmek için Java 8'de completable future kavramı tanımlandı. Completable future'da future'da ise ne yapıyorum? Yine defer ediyorum ama bu kez asynchron çağırabiliyorum. O da hazır olduğunda benim şu kodumu çağır diyebiliyor. Bu biraz daha işte daha anlaşılabilir, daha verimli hale getirdi. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı var. Yine bir callback'e doğru gitme durumu var. İşte şu çağrıyı yap, ardından o çağrıdan gelen datayı da şunu yap, o tamamlanınca da bunu yap. Gibi ard arda bir zincir kurduğumda çok inanılmaz yönetmesi zor bir callback'le bir callback hell içinde bulabiliyorum kendimi. Bir şey çağır, ona şunu gönder, oradan gelenle bunu yap, şununla şunu yap, en sonunda da success. Değilse error. Bu callback hell'in içinde debug etmem, burada değişiklik yapmam, bunu test etmem, hepsi benim için çok daha zor. Yönetmesi benim için çok daha maliyetli. Bunlardan bu sorunların üzerine RxJava biraz daha gidiyor. Bütün bunlar var güzel ama bunlar yeterli değil. Bunlar ideal çözüm bunlar değil. Future.get asynchron çağırabilir. Composable future'a baktığımızda içinde yine bir future var. Tamam, iyi güzel. Ne olabilir? Bu arada composable future'da şöyle bir durum var. Composable future tamam, defer ediyor isteğinizi. Bir kaynaktan bir şey istediniz, ona ihtiyacınız olduğunda şu metodu çağır dediniz ama bu kaynak eğer bir liste ise ya da bir array ise o zaman yine array'in dolmasını bekliyor. Array dolduktan sonra bizim callback'imizi çağırıyor. Ama benim isteğim bu değil. Ben o kaynak hazır olduğunda, birinci kaynak hazır olduğunda onu doğrudan işleyebilmek istiyorum. Niye hepsini alayım ki? İşim yoksa. Burada Reactive Manifesto diye bir kavram ortaya atılıyor. Bu manifesto diyor ki eğer bir reaktif sistem oluşturmak istiyorsan işte çok kullanıcıya hizmet vermek, yıkılmayan, ölçeklenebilir bir yazılım üretmek istiyorsan reaktif sistemde bu özelliklerin olması lazım diyor. Bu dördünün. Responsive, Resilient, Message Driven, Elastic. Bunlara biraz bakalım ne olduklarını. Uygulama kullanılabilir ve hızlı bir şekilde hatayı dedektedebilir, çözebilir bir durumda olsun diyor. Senin yazdığın bir kod fail edebilir. Bu çok normal. Bu datadan kaynaklı bir durum da olabilir. Senin kontrol edemeyeceğin bir şey de olabilir. Ama önemli olan bu inconsistent durumdan çabuk sıyrılabilmen. Uygulama bir hataya karşı daha çabuk tepki verebilsin. Bir hata olduğunda recover edebilsin. Aynı zamanda farklı yük altında da uygulaman yine çalışabilsin. Atıyorum bir hani blocking bir işlem yaptığınızda gelen kişi sayısı 10 kişi olması, 100 kişi olması sizin sınırınızı arttıracak.
ve bu kişilerin sırada beklemesine bu istek için neden olacak. Bunun yerine 100 kişinin de aynı anda çalışabileceği, hepsine de hizmet verebileceğiniz yapılar oluşturun. Ve reaktif sistemlerde de bu mutlaka bir şeyler paylaşmak gerekecek. Bazı dataları benim işte threadlerim arasında, proseslerim arasında. Bunu da yapmak için önerilen yöntem mesajları kullanmak. Çünkü mesajları kullanması çok eskiden beri aslında paralel programlamada olan bir şey. Mesajların olunca ben asenkron herhangi biriyle mesajlaşabiliyorum. Ben mesajımı atıyorum, yoluma devam ediyorum. Mesaj geldiğinde de onunla ilgili işlemi yapıyorum. Biraz Reactive Extensions'a bakalım. Söylediğim gibi bu Java tarafından önce Microsoft tarafında çıkarıldı. İlk C# kullanıldı. Daha sonra da işte Netflix tarafından Alex adıyla Java implementasyonu yapıldı. Hatta Eric Meyer diye bir adamın o işi çalışması. Burada şöyle bir iddiası var. Observer pattern'i doğru uyguluyor. Şimdi Java 8'de bazı özellikler var. Java 9'da ise reaktif programlamanın çok daha dilin içine gireceğini görüyoruz. Burada da aslında yıllardır buradaki pratikleri oturmuş yaklaşımların tercih edildiğini, buna benzer çalışmaların olduğunu görüyoruz. Biraz daha bakalım. Evet. Hepimizin bildiği Gang of Four'dan Observer Pattern'ı. Herkes zaten bununla hakim olduğunu, hakimdir diye düşünüyorum. Sadece hatırlatmak için gösterdim. Ne yapıyorduk biz? Bir subject'imiz vardı. Buna bir observer, bir observer'ımız, gözlemcimiz geliyor ve register oluyor. Ve unregister olabiliyor. Bir de bu subject'in de elinde datası hazır olduğunda ya da işlemi bitirdiğinde notify observers diye bir metodu var. Ve register olan observer'larına bunu ulaştırıyor. Bu zaten çok uzun zamandır bildiğimiz bir pattern'di. Ama bu pattern'le Reactive Extensions şöyle yenilikler getiriyor. Diyor ki, notify observers, tamam ben data geldiğinde observer'lara bilgi vereyim. Ama bu string bitti mi? Ya da bir hata oldu mu? Bunlarla ilgili bir çözümü yok, bir önerisi yok. Burada Reactive RxJava'da şöyle bir çözüm veriyor. Gerçi detaylarını biraz sonra bilirim. Ne yapıyorduk? Before dedim. İşte genelde kullandığımız yöntemde bir metot yazıyoruz. Bir metodu çağırıyoruz. Bu metodun işe bitirmesini bekliyoruz. Orada thread'i bloklanıyor. Sonra o metottan dönen değer de bir yerde saklıyorum ya da bir işlem yapıyorum. Şurada bu result'ı beklerken benim isteği alan thread'im başka bir hizmet veremiyor. O anki kaynağı. RxJava'da ise şöyle bir çözüm sunuyor. Eğer siz bir observable'a subscribe olursanız orada data hazır olduğunda bu size asynchron olarak bildirilecek. Sizin onu beklemenize gerek yok. Burada ne yapmış oluyorum? Beklerken thread'imi bloklamamış oluyorum. Tamam, bu kaynaktan veri geldiğinde benim yapacağım bir iş var ama o kaynaktaki veri yokken de bir şeyler yapabilirim. Değer de hazır olduğunda alır, onu da kullanır, işimi bitirir. RxJava'daki subscriber ve observer mantığı şöyle. Yine bir observer bulduğunuz var. Buna bir ya da n tane subscriber gelip subscribe olabiliyor. Bu observer'ın görevi de data hazır olduğunda bunu bütün observer'lara, bütün subscriber'lara dağıtmak. Ve bu işi bittiğinde de ya da bir hata olduğunda da bunu bildirmek. Subscribe'ı genelde bir kere yapıp onun eksi birkaç kere observer'ı çağırabiliyor. Ama on complete ve on error'dan sadece bir tanesi. Bir tane çağrı gelebiliyor. Yani bir iş ya düzgün bitmiştir ya da bir hata olmuştur. Çok mu kötü çözümlük?
Yok, kodu bende de var. İdemde de var da oradan da açabilirim. Bir dakika. Biraz basitçe başlayalım dedim. Ne yaptık? Bir observable oluşturduk. Birden beşe kadar sayılar ürettirdik ona. Observable oluştur oluşturmaz da subscribe oldu. RxJava diyor ki bir tane observable oluşturdunuz diyelim. Observable.just1 just diye metodu var. Hemen bir observable oluşturabiliyor bizim için. Ama diyor benim observable'ına kimse subscribe olmuyorsa ben bunu çalıştırmam. Kimse bu datayla ilgilenmiyorsa neden bu datayı hazırlayayım ki? Ben burada hem o observable'ı oluşturup aynı zamanda subscribe oluyorum. Çünkü tetiklemek için. Yoksa bu range 1-5, bu 5 tane sayı üretmiyor. Subscribe olmazsa. Hemen subscribe oluyorum. Gelen değeri yazdırmışım. Bir hata olduysa hata yazdır. Değilse de completed demişim. Şunu bir çalıştırayım hemen. Benim sayılarımı teker teker yazdı. İşini de düzgün bitirince benim completed metodum çağırdı. Ben de orada bu observable ile ilgili işimi tamamladım. Ve bitti. Observable pattern'i bizim paralel programlama ile ilgili şöyle bir iddiası var. Ben sizin için herhangi bir paralellik yapmam, yani sizin için öngörmem. Siz istiyorsanız bunu söylersiniz. Bunu söylemeniz gerekiyor. Buradan atmışım. Şimdi bir observable'ım var. Çok güzel. Bu sefer 10'a kadar sayı üretmişim. Artık bu observable'ın üzerinde birden 10'a kadar sayı var. Bu üstteki 5 tane ürettiğimde birinci üretildiğinde birinci işlemiyor. Yani ikinci sayı üretilmeden birinci sayı tüketilmiş oluyor. Bütün hepsinin üretilmesi beklenmiyor. Ben burada oluşturduğum observer'ı bir reduce etmek istemişim. Bütün A ve B gelen değerlerini çarpıp en sonunda subscribe oluyor. Subscribe olmazsa hiçbir observer'ı data üretmez. Ne yaptı? Benim ürettiğim bütün sayıları çarparak birbiriyle redüze. Ama bunu birden 10, 100, 1000 tane sayının oluşturulmasını beklemeden sayılar üretildikçe bu redüz işlemini yaptı. Şimdi ben ne yaptım? Yukarıda birden işte 10'a kadar sayılar ürettim. Observable'ında. Burada bir stream işlemi var. Az önce ben hepsiyle ilgilendim. Birinci gelince aldım, kullandım. İkinciyi kullandım. Üçüncüyü kullandım. Ama bu stream üzerinde bizim Java 8'den de alışık olduğumuz filtreleme gibi ihtiyaçlarım olabilir. Her şeyle ilgilenmeyebilirim. Burada sadece bir tanesiyle ilgilendiğimi söylemişim. Bu stream'in içinde. Üstteki diğer data ile ilgilendim. Sadece bunlarla ilgilendim. Yine bu stream'i filtrelemek gibi başka bir şeyler eklemek isteyebilirim.
ne yapmışım? Buradaki 6 tane objemi farklı bir şeye mapetmişim. Olabilir. Bu da güzel. Bununla ilgili şöyle bir örneğim var. Bir tane listim var. Burada bir observable from üretmişim bu kez. Bu listeden bir observable üret bana demişim. Tamam dedi, tamam dedi ve hiçbir şey yapmadı. Daha sonra bu stream üzerinde bir thread map operasyonu uyguluyorum. Ne yapıyorum? Buradaki işte kelimeye göre ayırmışım. Şuradaki yapıda thread map'te inputlarımı alıp bana büyük bir map çıktısı üretiyor. Ama bunu da asynchron yapabilmek için içerideki gelen diğeri de bir observable yapıyor. Tamam. Bütün kelimeleri aldım. Parçaladım. Bu stream üzerinde distinct gibi tekil ya da ben bu stream'in birincisini istiyorum. Ya da ben bu stream'den 5 tanesini almak istiyorum. Ya da 10 tanesini skip etmek istiyorum. Gibi fonksiyonlar söyleyebiliyorum. Burada distinct'i kullanmışım. Sadece unique olanlarla ilgileniyorum demişim. Hatta bu stream üzerinde bana rastgele 5 tane örnek ver. 5 tane sample istiyorum sadece stream'den. 100 tane sample istiyorum. Bütün stream'le ilgilenmiyorum. Gibi metotlarımızla bu stream'i ilgi alanımızı küçültebiliyoruz. Burada onu yapmışım. Şurada zipfit dediğimde biraz farklı bir işlem. RxJava'nın zaten bize sağladığı güçlerden birisi de bu. Şimdi benim bir stream'im var. Çok güzel. Bir tane stream varken işler biraz daha basit görünüyor. Ama benim 2, 3, en tane stream'im var ilgilendi. Çünkü her yerden ilgilendiğim datalar hepsi aslında birer stream. Buradaki mouse hareketim, database'den gelen 100 tane sorgu sonucu, o da bir stream. Burada gelen şeyleri bir stream'i farklı bir stream'de senkronize etmek istiyorum. Mesela işte hava durumunu dakika saniyede bir ölçerken nem miktarını 15 dakikada bir ölçüyorum ama hava durumuyla bunu senkronize etmek istiyorum. Hava durumu sürekli data üretiyor, diğeri daha az sıklıkla data üretiyor. Bu senkronizasyonu yönetmemde de RxJava bana büyük kolaylıklar sağlıyor. Normalde bunu benim yönetmem gerekiyor. İşte en güncel bilgimi alayım, en son bilgimi alayım sık üreten stream'den. Onunla mı birebir eşleyeyim? Yoksa ilk ürettiğimle birebir mi eşleyeyim, eşleyerek gideyim? Bu senkronizasyon problemleri benim yapmam lazım. Burada zipfit de diyorum ki böyle bir stream var, şu stream'imiz var, güzel. Buna bir stream daha oluştur. Bir observable daha oluştur. Integer max value'ye kadar. Ve bu iki stream'i, biri string, biri de integer olan iki stream'i şöyle birleştir. Tamam. Buraya kadar hiçbir şey yapmadı. Ta ki ben en altında subscribe olamadım. Subscribe olduğumda ben bu stream'e artık çalışmaya başlıyor. Burada integer max bölüyor. Buradaki stream'im çok daha büyük. Şurada daha küçük bir stream'im var. Ama bunların birbiriyle senkronizasyonunu tamamen kendini. Ne yaptı? Distinct olan karakterleri tek tek aldı. Bunları integer max value'ye kadar birbiriyle eşledi. Söylediğim gibi iki tane stream'i birbiriyle senkronize etmek de başınızı canınızı sıkabilecek bir şey olabilir. Ya da bir stream'den data sürekli üretiliyor. Sürekli hava durumunu ölçüyor. Her saniyede bir hava durumu geliyor bana. Ama ben bu hava durumunun bilgi aralıklarla datasıyla ilgileniyorum. Ya hepsini alıp başka bir şeyle eşleyip işlemek istiyorum. Ya da işte 5 tanesini almak istiyorum.
5 tane sınıf 10 tane geçip sonraki 5 ölçümle ilgileniyorum. Bu streamin üzerinde ileri geri hareket edip buradan bu streamden belli örnekler alıp belli analizler yapıp kullanmama tamamen yardımcı oluyor. Ya da bu streamler sürekli üretiyor bu durumu ama ben de diyorum son en güncel değeri verir için önemli. En güncel değeriyle diğer streami birleştir diyorum mesela. Tamam sürekli güncel değeri üretiyor ama benim 15 saniyede değer üreten streamim gecikmeye başladı. 20-30 saniyede üretmeye başladı. Sinkronizasyon nasıl yapacağım? Ya da bir streame subscribe olduğunda ben bir tane observer geldi, subscribe oldu, bütün datayı alıyor. Yeni bir observer geldiğinde bu streamin datasını en baştan biri mi alsın, yoksa son güncel datayı mı alsın? Bu tip yaklaşımlarda işimi çok kolaylaştırıyor. Ya diyorum ki ben bu streame, bu streami cache'le, ürettiğim bütün değerleri cache'le, yeni bir subscriber geldiğinde en başından itibaren bütün eventleri tek tek gönder. Ya da gönderme önceki değerleri, sadece son değeri gönder. Burada nasıl bir problem var? Burada back pressure diye bahsettiğimiz bir problem var. Bir publisher'ımız var, datayı üreten. Bir de o dataya subscribe olan observer'ımız var. Burada ne oldu? İşte subscriber'ın tüketemeyeceği kadar data üretiyoruz. Bunun hepsini subscriber tüketemiyor. Dolayısıyla daha az üretmem lazım. Daha az üretmem demek arka tarafta bir basınç. Çünkü arka tarafta sürekli data yürüyor. Benim bunu daha az yansıtmam lazım. Buradaki back pressure problemiyle de RxJava diyor ki ben bu sorunuzu tamamen çözebilirim. Hızlıca şeyle toparlamak istiyorum. Az bir zamanımız kaldı. Sorulara da zaman kalsın istiyorum. Tamam çok güzel. Ben efektif bir şekilde datamı işliyorum. Ama bunu nasıl mantıklı yapacağız? Mantık, senkronizasyon. Bunların hepsi sizin için baş belası olabilecek şeyler. Test etmesi zor, tekrar üretmesi zor senaryolar. Burada RxJava Schedulers diye bir kavram ortaya atıyor. Diyor ki, Schedulers'ı eğer bir observable üzerinde kullanırsan, bunun da şöyle bu dörtten daha fazla şey var. Ben buraya dört tanesini aldım. Bir data üretildiğinde bunu doğrudan gönder, doğrudan tüket. Ya da data üretildiğinde her bir üretilen data için yeni bir thread aç. Ya da computation ağırlıklı. Yeni typo yapmışım. Ya da I/O ağırlıklı bu stream'i tüketmek istiyorum. Yine aynı şekilde iki kavram burada. İki farklı kavram giriyor. Bir subscribe on ve observe on diye. Burada bir scheduler'a diyorum ki subscribe on'la eğer scheduler'ı verirsem observable'la data üretimini multi-thread yap. Observe on olarak verirsem scheduler'ı burada datanın üretimi normal kalsın. O datanın tüketimini multi-thread yap. Schedule'sla ilgili de şöyle basit çözümüm vardı. Çok hızlı onu göstereyim. Şurada aşağıda çok basit bir observable oluşturuyorum. Doğrudan static crate metoduyla onun eksiğinde current thread yazılıyorum. Subscribe onda da burada her üretildiğinde geri bir thread aç diyorum ve bunu yazdırıyorum. Bu örnekleri de kitaba atarım. Observer bu thread'de üretmiş datayı. Observable da aynı thread'deymiş. Sorularınız varsa alayım. Bir de
Flux implementasyonu olmuş, tamam. Evet, hani söyledim ya, Akka gibi, Flux gibi farklı implementasyonları var. Yani, o da farklı bir çözüm. RxJava'nın alternatif olarak. Evet, alternatif olarak. Java 9'da da, Java'nın içinde de bazı yeni özellikler girecek, reaktif programlama. Hatta Spring 5'te reaktif programlama artık Spring'e girmiş olacak. Spring Boot 2'de Reactive Extensions yine Spring'in içine girmiş olacak. Bu şu an kaçabileceğimiz bir durum değil. Şu an ihtiyacımız var ve kullanacağımız bütün kütüphanelerin de en son sürümleri reaktif implementasyonu kendi içine dahil etmeye çalışıyor. Bir retry mekanizması var mı bu RxJava içerisinde? Bir retry mekanizması var. Şöyle bir stream hata oldu. Evet. Hata olduğunda bir retry yap. Ya da hata olduğunda default bir değer var. Onu üret. Hata üretme de. Şu kadar dene. Olmuyorsa zorlama falan gibisinden. O senaryo oluşturabiliyorsunuz. Bir veri üretirken hata oldu. İşte tekrar dene. Boş ver hata. Gibi senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Burada bir kol bekar oluşturmadan içeriye doğru size hata olduğundan nasıl yapabileceğinizi yardımcı oluyor. Normal Java container'lar içerisinde bu yapıyı kullanmak ne kadar mantıklı? Yani mevcut bulunan sorusu içerisinde bunu rahatlıkla kullanabilir miyiz? RxJava'nın en meşhur implementasyonundan birisi Hitrix. Yani Hitrix'e de bütün uygulamamızdaki bizim normal RESTful servislerimizdeki metrikleri toplayıp bunları farklı bir yerlere gönderen, bunları monitör etmemizi sağlayan yapılardan birisi sürekli data üretiyor. Sürekli sistemi monitör ediyor ve data üretiyor. Bunu başka yerlere gönderiyor. Third party resource'da. Yine o Netflix de Netflix tarafından gizli Spring. Netflix OS altında. Netflix'in bayağı katkısı var. Reactive'de, Reactive Extensions'a. Oralarda kullanımı gayet yaygın. Hatta biz zaten bu problemin içindeydik daha önce. Ne yaptık? Araya Q'lar koyduk. Bu problem zaten hayatımızda vardı. Ne yaptık? Araya Q koyduk, bir şey koyduk. O sorunu öyle çözmeye çalıştık. Ama bir de artık böyle bir çözüm var. Başka soru? Arkadaşlar soru var. İlk örnekte Redux'la alakalı bir örnek var. Orada mesela çarpma sonucunu, hani hangi değerler gelerek beni üretilir merak ediyorum. Yani 1'den 10'a kadar sayıları çarptı. Evet. Yani burada mesela ilk olarak mesela 1 çarptı 2, 2, 2 çarptı 3, 6, 6 çarptı 4, 24 falan böyle mi cevap yoksa? Evet, burada kümülatif diye aklımda kalmış. İsterseniz şey yapabiliriz, oynayabilirsiniz kodu. A kümülatif değer, B'de toplam değer. Şuradan dönen değer. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bunların Spring'i... Daha demin bir soru soruldu ama buysa boyutlayın, orada kaçırdım. Spring'de şey var ya, Spring Reactive'lar gibisi. Onun da Mono ve Flux diye şeyleri var. Bu observable'lara çok benziyor. Evet. Bununla onu karşılaştırdığımız zaman birinden birini tercih etmemiz söz konusu olur mu? Yoksa birbirlerinin alternatifi veya rakibi değiller mi, tamamlayıcı şeyler mi? Yani benzer soruydu ama sizinkinde şöyle farklı bir şey konuşmuş olalım. Bunlar birbirlerine alternatif. RxJava da tamamen sorunsuz değil. Zaman zaman memory leak'ler yaşamanıza neden olabilir. Bu trend yapıda bu paralel programlama kısımları. Ama Spring tarafında Flux'tır, diğer alternatifler de tercih edilebilir. Bunlar biraz daha hani tercih göre bir, yani hepsini aynı anda kullanmanın belki çok faydası olmayabilir. Spring kullanırken belki zaten iç içe geçmiş diye Spring platformunda belki Spring Reactive'i evet, tercih edilir. İşte bu söylediğim gibi yani bu paternler Java 9'da biraz daha dilin içine girmeye başlıyor. Dilin içine girdikçe belki ileride hiç ihtiyaç bile kalmayabilir. Çünkü Java'nın zaten son yıllarına baktığımızda kendi temellerinden artık kendi zincirlerini kırmaya, kendi varoluşta aldığı kararları ezmeye başladığını görüyoruz. Bu tip yeniliklerin olması daha diri şey yapar, daha renklendirir.
Başka sorunuz yoksa çok teşekkür ederim geldiğiniz için.